Evet, temizlikten başlayalım öncelikle. Rabia, senden başlayalım. Evi biraz kirli bulmuşsun. Nerede neler gördün, buyur söyle. Salonda çerçevelerin üzerlerinin tozları alınmamıştı ve aksesuarlarının tozları alınmamıştı. Aksesuar derken mesela hangileri gözünde can gördüğün? Konsol üzerindeki mum ve kenarlarındaki altındaki aksesuarın kenarları tozluydu. Onun dışında salonda bir şey bulamadım. Mutfakta menteşelerin içleri özellikle alınmamıştı, unutulmuş belli. Buzdolabının içerisinde lastiklerden birkaç pislik çıkmıştı. Banyoda cam arka tarafı silinmemişti. Arka tarafındaki cama ait olan kısım silinmemişti. Şimdi banyo camını açıyorsun. O balkon tarafı. Balkondan toz gelmiştir belki, ne bilirsin. Senin balkonuna mı girdik biz, dışarı mı baktık yani? Hayır, ben yorum yaparken. Baksaydın. Şimdi dışarı bakılmaz. Hayır, ki balkon tarafına. Şey, camı açıyoruz böyle. Evet. Onun üstü var ya, dışarı çıkmadan üstü orada vardı. Ben de gördüm. Evet. İç boşlukta. Ben daha dün akşam sildim orayı. Teker dönüyor orada böyle gidip. Ben daha dün akşam sildim. Gözünüzden kaçmış olabilir. Yok, sildim orayı. Çok onun pisti dışında, dediniz ya, o yüzden diyorum. Yani pisti, çok pisliği alayım o zaman, pisti. Onun dışında armatürlerde kireç vardı, kireç lekeleri vardı. Hatırladıklarım bunlar. Peki sabah Esma'nın karşılamasını neden sahte bir sıcaklık olarak gördün? Yani gerçek bir samimiyet almadı mı? Sadece hani böyle bir program için mi gülümsüyordu? Yani şöyle, çok heyecanlıydı zaten. Tamam. Heyecanı yüzünden okunuyordu. Onun dışında sanki böyle hani çok samimiyetsiz bir sıcaklık vardı. Bana öyle geldi. Sana öyle gelmişti, sana öyle geçmiştir çünkü. Beni samimi görenler görebilir, görmeyen de görmez zaten. Öyle düşünmüyorum. Bu düşüncen de gerçekten, yani şaşırmadım aslında, biliyor musun? Baştan beri ilk gün hani dedin ya, yok şöyle, yok böyle, yok kollandı, yok bilmem ne. Saçmaladın ya, oradan anladım zaten senin karakterini, biliyor musun Rabia? Bu ne saatten gibi? Sonra anlamadım. Da hiç saçmalamak kelimesini kullanmasaydın. Sen niye çok pis kelimesini korsaydın kullanıyorsun, pis olmadığım halde? Ama biz pislik ve temizlik tartışıyoruz ya. Ama çok pis diyorsun. Saçmalanacak bir program. Ben senin evine bile çok pis demedim. Bir saniye, Rabia'ya neden saçmaladın dedin, onu anlamadım. Ya baştan beri çok saçma yorumlar yapıyor, bana saçma geliyor zaten. O sizin kararınız, sizin tamam, düşünceniz. Saygı duyuyorum. Tamam, saygı duyuyorum. Ne oldu? Ben... Bir anda yükseldin çünkü, sakin sakin giderken bir anda... Ya baştan sona kadar yok orada öyle, yok böyle. Yani ben sildiğim yerleri biliyorum. Doğrudur, orada belki gözümden kaçmıştır. Kadir Bey, ben araya girebilir miyim? Tabii. Neden ben yorum yaparken bir yerde bir temizlik veya pislik olduğunu söylediğinde yükseliniyor da, yani o ev sahibi. Niye biliyor musun? Başkaları aynı şeyleri tekrar ettiği zaman olmuyor. Ben evet, bunu onu ben de merak ediyorum. Ben. Niye mesela yani Rabia'nın kastiği bilerek yorum evet, yaptığını evet, mı düşünüyorsun? Evet, evet öyle. Rabia Hanım, siz hiç kimseye pis demeyin. Lütfen. Rabia Hanım'ın itici sözleri var. Kapatmaya evet çalışıyor kendi gününden beri. Kapatmaya çalışıyor. Kendine hep aynı derecede gidiyor farkı. Kapatmaya evet, çalışıyor. Evet, söylediğiniz bence, az önce bence siz sözleriyle, de söylediniz. Sözleriyle sizi eziyor, farkında değilsiniz. Yok. Siz de ona cevap veremezsiniz. Hayır Habibe Hanım, hani siz buradaki de az önce benim gördüğüm hayır, gibi. Emin abi sen de öylesin ya, o yüzden herhalde. Hayır ben öyle çok değilim. Dur, tek tek konuşalım. Mesela Habibe Hanım'a söz vermiştim. Buyurun devam edin Habibe Hanım. Rabia kendi gününün eksiklerini, başkalarının evindeki eksikleri söyleyerek mi kapatıyorsun? Aynen öyle söylüyor. Peki Rabia diyor ki az önce benim söylediğim eksikleri şimdi sen mi söyledin? Hayır ben onu gördüğümü ben bak izin alarak sana söyledim hatta. Ama Esma Nur Rabia'nın biraz, şimdi sen dedin ya itici söylüyor diye. Evet itici evet, damağına basar o onu çünkü evet, söyledi. Söyle dilli mi evet, yani? Söyleyiş onu, tarzı mı evet, rahatsız evet, ediyor? Evet, evet. Ha, o yüzden onun evet, damağına bastığı için evet. Tarzı. Yani şöyle ben var ya gerçekten senin evinde çok detaya indim bak buldum. Ama yine sen rencide olma diye sadece mutfağını söyledim. Rencide olacağın bir şey yok ki. Bu bir temizlik programı, hamaratlık programı. Rabia az önce dedi ki yani herkes söylüyor ama ben söylediğim zaman sanki yalan söylüyormuşum evet, ya da abartıyormuşum bir tavır sergileniyor. Rabia'ya neden, Rabia'ya karşı neden böyle bir tavır var Emin Bey? Bakarken mutfağı iyi araştırıyor ve peçeteyle de şöyle gösteriyor pisliği. Biz yani de burada, yapıyoruz Emin Bey. Dur bir saniye. Burada şimdi bir şeyi gösteriyor. Göstermeden de yorum yapmıyor. Altı boş konuşmuyor. Altı boş ya konuşmuyor. Altı boş konuşmuyor ve sözleriyle de böyle sakin sakin konuştuğu zaman da hanımefendilerin şu an beyinleri çıktı. Cevap da veremiyorlar şu anda. Niye cevap veremiyorum ya? Nasıl cevap veremiyor? Diyor ki ben senin gününde diyor orada burada pislik gördüm. Rejinde olma diye Rabia diyor göstermedim diyor. Rabia'ya yetişemiyorlar. Yetişemezler mümkün değil. Tabii canım Rabia'ya bir su bekleyemeyiz daha. Bir ben yetişirim şu ana kadar. Peki az önce Esma Nur dedi ki Emin Bey siz tabii Rabia'yla anlaşırsınız. Siz de çünkü siz de onun aynı gibisiniz. Aynı düşünceleriniz evet, aynı evet, sizin. Oraya da geleyim. Daha ben hiçbir şey söylemeden
Şimdi Rabia'ya cevap veremedi, bana döndü iş. Yo, siz tabii cevap verdiniz, şey, atıldığınız için ben peki, size söyledim. Peki masada o zaman yemekten ve temizlikten anlayan bir ikiniz mi varsınız? Tabii ki ikimiz varız. Başka kim anlıyor ki buradan? Ya 57 yıldır ne yapmış bir sorar mısınız? Cuma göreceğim onu. Daha ben seni göreceğim görmedim. Önce ben göreyim ondan sonra. Niye Sevim Hanım'a demiyorsun? Çok pardon. Niye Sevim Hanım'a demiyorsun bunca yıldır ne yaptın sen evet diye de? Niye habire Habibi abla dedim, diyorsun? Dedim Sevim Hanım'a da dedim de cevap vermiyor ki, ne yapayım cevap vermiyor. Yani Habibi abla bir tek sana cevap veriyor diye mi? Ona mı gidiyorsun? Senin evini temiz buldum ama senin evin herhalde iki gündür temizleniyormuş demek. Cuma günü Rabia senin evinde. Eğer ki eksik bulur, birkaç tane böyle güzel eksik bulur, delille de ortaya koyarsa evet, yine aynı Rabia'ya hak verecek misin? Tabii ki edeceğim, helal olsun diyeceğim. Tamam. Peki, Habibe Hanımcığım sizden devam edelim. Şeyde gördüm, cam kenarında gördüm. Ondan sonra peteğin altında vardı. Ne vardı cam şey, toz vardı, cam günlük toz. Cam kenarında gördüm dedin de ne gördün? Toz, Habibe, günlük tozlar. Ay abla, Allah aşkına onu söylenir mi ya? Akşam siliyorsun, sabah tozlanıyor. Esma Hanım, bu yarışma yok, ama söylenmesi yok, yok, lazım. Aynen. O yüzden ağlama boşuna. Hayır, pencerenin yanındaki ağlanacak toza mı bir şey ağladın? Yok onu yani anlamaya çalışıyorum. Ona yok, bakarsan yok, bana da yumak var dedi, saç yumağı var dedi. Yok, benim ama toz bak, var ben ağlamamıştım. Ağlıyorsan var. Ha, yok abi abla, onu ağlamıyorum. Yorum yapabiliriz. Neye ağladın çok, peki? Çok ayrı şeylere takılıyorlar ya, ona şey oldum. Yorum yapın yapın, benim ağlamama takılmayın. Yumak işi ne oldu Kadir Bey? Yumak işi ne oldu? Yumak işini mutfakta elimizden geldikçe tatlıya bağlamaya çalıştık. Şu koltuktan çıktığı göründü ama Sevim Hanım da dedi ki siz yumak dediniz ama dedi bunlar yumak değil, birkaç tane saç çıktı. Gerçekten hani yumak tabirine katılmadığını yani söyledi. Tabir olarak kullanılmış olabilir ama sonuçta ben çok temizim, pis değilim. Herkes de çok temiz işte her... Ya nasıl temiz ya, ben bir sürü pislik buluyorum da siz nasıl bulamıyorsunuz? Yani görünen hiçbir şey söylenmediği için ben orada sen söyledim. Sen kendini temiz olduğuna ve hamarat olduğuna emin misin? Ben kendimden bahsetmiyorum. Şu yok, an ben sizin de sana evinizi değerlendiriyoruz. Işte. Sen, ben o kadar sen temizsen madem... Hayır, siz kendinize çok güveniyordunuz hayır, ya gördün işte. O kadar işte temizsen madem, gördüm, sen bu kadar konuşuyorsun ya, kendi evinde neden göstermedin? Sizin evinizde gördük. Benim evim temiz. Gördük. Benim evim temiz. Siz bir kadının de izleyip göreceksiniz. Mutfağında eğer yağ yoksa, banyosunda temizse, o kadın temizdir benim gözümde. Peki size göre Rabia Hanım'ın banyo mutfağı temiz miydi? Mutfağı Rabia'nın yağ içindeydi ya. Bir neresi kadının yağ evinde içindeydi? Yağ varsa ben o kadına temiz demem. Ben sizin mutfağınızdan en temiz olması gereken yerden kıl çıkıyor. Kıl, utanmadan siz kıl söylüyorsunuz. Pislik değildir. Kıl utanmadan pislik söylüyorsunuz. Değildir. Kıl pislik kıl değildir. Pisliktir. Ben kusura orada oturuyorum. Saçım dökülebilir. Siz bir restoranta gittiğinizde masada veya tabağında bir kıl mı çıktığı zaman ay, onu yiyor musunuz? Çıktı mı? Masanızdan çıktı bir saniye. Mutfağınızdan sen masamda çıktı hanımefendi. Çıkarsa mutfağınızdan çıktı sizin. Tamam, mutfakta koltukta kıldan çıkabilir. Kıldan bahsediyoruz. Bakın tozla ben eyvallah derim ama sizin kılınıza eyvallah diyemem. Tamam Rabia Hanım. Ben sizin tamam yemeğinizi siz yerken bile yerken aa bile kıl var mı diye merak ettim. Ay, yani. Gerçekten mi? Mutfağınızdan kıl çıktı için. Peki. Beni var ya şimdi, tanıyan bilir. Bu sohbeti burada bıraktık, kapattık. Habibe abla, senden devam ediyorum. Söyleyeceğim başka bir yer var mı? Şeyi yok, aspiratörü yok. Aspiratörün gelen kısmı komple kalıcı yağ vardı orada. Doğru Habibe abla. Akşam ben eşime sildirdim. Onu boyum yetmiyor ya oraya. Yok, dolabın üstünden bahsetmiyor. Onu diyor. Hayır. Sizin sildiğinizde. Aspiratör dolabı var ya. Ha, onun orada fayansların bitişinin üstü var ya, taş bitiyor. Oraya hep çamur üstüyle. Ne yaparsan hep orası hep şey siliyor. Ya ben gördüğümü yani bir de bin... senin menteşelerin eski olduğu için evet, hem bak hem pas var hem de toz var. Hem pas hem de toz mu var? Evet. Onların içlerini pas mı çıkıyor acaba Habibe? Pas yani toz pas var hem de toz var. Pas çıkar. Ben çünkü siliyorum her zaman. Her yemek yaptığımda mutlaka siliyorum. Sevim Hanım. Ben mutfak dolaplarının üstünde ben takılıyorum böyle yağlara. Senin aynen, mutfak dolaplarının üstlerinde yağlar vardı. Eşime dedim sildiği. O da benim boyum yetmiyor ya. Gerçekten işte, o bir orada vardı. Evet. Bir de o senin banyondaki cam var ya. Hı-hı. Onun pervazı üstü var ya. Belki sen orayı silmeyi unutmuşsundur. Dün sildim orada onu. Toz vardı. Dün sildim. Yani bir de orada ben toz çıkarttım. Bir de üstleri yağlıydı. Doğru. Orada üstleri kabul ediyorum çünkü aspiratörüm yok ya, eşim sildi. Dolabın üstünde evet, yağ var mıydı? Vardı. Peki az önce Rabia'ya dedin ya, mutfağında yağ olan birine ben temiz demem. Şimdi Esma'ya temiz der misin? Şimdi şöyle bir şey Kadir Bey, eğer... Yağda ya da yağ oranları aynı mı? Ya bana göre mutfak temiz değildi. Mutfak temiz değildi. Değildi. Yağdan çünkü dolayı. Yağdan dolayı. Yağdan dolayı. Emin Bey.
Ben sadece banyodaki aynayı silmemişim. Sildim, çıkmıyor. Yok, silmemiş. Vallahi sildim, billahi sildim. Fotoğraflar çıkmıyor mu? Bak bir çıkmıyor. Tek ben mesela detaya takılmam. Aynanın oyma yerlerinden mi? Evet, oyma mı üst kısmı? Aynen, aynanın oyma yerleri. Tamam aldım ama çıkmamış, sildim yani ya, ben. Tozu da böyle görüyordum net. Biz onu sonra aldık, yıkadık. Duşakabinin evet, içinde aynen. Olduk. Evet, aynanın üstünü. Biz oyma yerleri tozluydu. Tamam, işte orayı ben onu tozlu gördüm. Kadir Bey de beni burada doğruladı. Ben başka aynayı yerde... dediniz ya, o yüzden dedim ben. Ben mutfağını beğendim Kadir Bey, salonu da beğendim. Bir tek aynanın üstünde toz buldum. Ben pis diyemem. Yani normal, bu mutfağa göre o temizlik normal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.